Ukrayna'nın üst düzey yetkililerinden peş peşe gelen açıklamalar tüm dünyayı korkuttu. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov Rusya'nın Şubat ayına kadar büyük bir saldırı gerçekleştirebileceğini belirtirken, Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın yaptığı açıklama bu saldırının şimdiye kadarkilerden çok farklı olacağını ortaya koydu. 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşı 10. ayında devam ederken Ukraynalı üst düzey yetkililer peş peşe dünyanın yüreğini ağzına getiren açıklamalar yaptı. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Guardian'a verdiği röportajda, Ukrayna'nın artık Rusya'nın büyük füze saldırılarına karşı başarılı bir savunma sağladığını ancak buna karşın Kremlin'in geniş bir saldırı hazırladığını olduğunu öne sürdü. Rusya'nın büyük bir taarruza hazırlandığına dair ellerinde kanıtlar olduğunu belirten Savunma Bakanı Reznikov, saldırının şubat ayına kadar gerçekleşebileceğini belirtti. Rusya'nın Ekim ayında ilan ettiği kısmi seferberlik ile yaklaşık 300 bin Rus vatandaşını askere aldığına dikkat çeken Reznikov, bu askerlerin bir kısmının kayıpları önlemek için hemen cepheye gönderildiğini, bir kısmının da bundan sonraki büyük saldırılar için kapsamlı bir şekilde hazırlandığını iddia etti. Ukraynalı bakan savaşın tam birinci yılına gireceği Şubat ayına özellikle dikkat çekti ve, seferber edilen askerlerin yarısı farklı kamplarda eğitim kurslarına başladı. En az 3 aylık bir eğitim vererek geçen sene olduğu gibi bu senede Şubat ayında bir saldırı dalgası planlıyorlar. Onların planı bu, ifadelerini kullandı. Preznikov Rusya'nın büyük taarruzu için Şubat ayını işaret etse de Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzhny bu saldırının Ocak sonunda başlayabileceğini belirtti. Ukrayna ordusunun en üst düzey ismi, Rusya'nın haftalar içinde başlayabilecek ikinci büyük saldırısı için 200 bin kişilik yeni bir ordu inşa ettiği konusunda uyarıda bulundu. Zalujni The Economist'e yaptığı açıklamada saldırının Donbas bölgesinde başlamasını beklemediğini belirtti ve, Belarus tarafından gelebilir, Kırım'ı da göz ardı etmiyorum. Putin 200 bin kişilik yeni bir ordu kurdu. Kiev'de şansını deneyeceğinden eminim, dedi. Zalujni, A acilen tanka, zırhlı araca ve ağır silahlara ihtiyaçları olduğunu belirterek, batılı müttefiklerini silah tedarikini artırmaya çağırdı.